Efendim hepinize merhabalar. Artekin oyundan Artek TV'ye hoş geldiniz. Sevgili YouTube, Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Twitch.tv/artek4 adresindeyiz. Her zamanki adresimizde linkler açıklama kısmında var. Tatlı Vadi'ye adımızı atmıştık bir önceki bölümde. Şimdi hava düzeldiyse kasabayı lootlayacağız. Burayı lootlamıştım değil mi? Yani yine bir check edeyim. Şu gereksizleri atalım. Bunları tükettik. %16 artı %12. Bu ikisini iyi kullanmam lazım. Yakına parçalarla, çok fazla kurtlarla münakaşaya girmemek lazım level kasmak için. Yiyecekte ne var? %5. Bunu bir ye abi. Bozuldu, bozulacak. Hatta dur. Önce bunu bitir. %20'den. Yine bunu ye. Bunun avantajı asla bozulmaması. Bunu değerlendiririz. İyi, suyum da hiç yoktu zaten. I'm gonna have to leave something behind. Tamam. Harita neredeyiz? Thompson geçti. 4 yol kırsal mağaza. Tamam, iyi. Buraya kadar işaretlemişiz. Karşılara hiç gitmedik zaten. Kasabayı işaretli işaretliye ilerleriz. Bir kasabayı lootlayalım bakalım neler var neler yok. Hava nasıl? Hava güzel. Gayet iyi. Dur. Hava aydınlık olsun da Tatlı Vadi'nin soğuğuna, iğrençliğine alışığız. Lisemiz var. Kominto. Daha doğrusu topluluk merkezi. Altıpatları vermesi. Bir tane altıpatları bulursak bu map'te güzel olur. Böyle şey olmasın ama. Kullanılmış derecesi çok düşük olmasın. Yedekte çiftlik evinde tutarız onu. En azından bol bol kullanırız altıpatları. Çekinmeyiz kullanmakta. Level'ını fulllemiş oluruz. Evet. Uyuşturucuyla zaman kaybetmeyeceğiz artık. Yok mu? Suyumuz yoktu. Güzel oldu. Tek vermesi. Enteresan. Far kesici. Çorap. Yatacak hiç yokmuş. Alabiliriz. Kömür alalım. Masanın arkasında bir tane daha mı geçit vardı ya? Oha, ne saklamış ha buraya. Bunun arkasında sanki bir kapak daha vardı. Araştırla. Bunu kırınca ortaya çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyor isem. Bunu bir deneriz. Merdivenden sahnenin üstüne çıkılıyor. Okey. Önce bir içeriği lootlayalım. Bu ne? Boş kitap. Bak, o ocak var burada. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Hiç kurulmayalım o zaman boşuna çiftlik evine. Burada da ocak varsa burada takılırız. Niye kendimizi map'in ortasına atıyoruz ki? Mantıklı bence. Geri dönüş için daha rahat olur hem malzemeleri burada bırakmak. Fazlalıkları. Bence güzel fikir bu arada. Sonuçta ana base'im burası değil. Ana base'im Tatlı Vadi olsa çiftlik evine çökerdim. İki katlı. Dolap sıkıntısı yok vesaire diye ama sonuçta ana base'im burası değil. Bir çizim yapıp yolumuza bakacağız. Nasıl ya? Aa, bir dakika. Dolap lootlanmıyor mu? Aa, çok saçma. Ne alaka? Yine buglardan biri galiba.
What? What? Ne? Dolabın 200 kilo kapasitesi mi var? Kesinlikle base'imiz burası. Kesinlikle base'imiz burası arkadaşlar. Gün geçmiyor ki Long Dark yeni bir bug'ıyla bizi şaşırtmasın. Şu DLC'den sonra gerçekten nasıl olabiliyor böyle şeyler anlamıyorum. Yani bu dolabın... Reloadladık mı? Ne bileyim asetleri ya da DLC ile bağlantılı olacak dosyası neydi ki? 200 kiloya çıkan bir bug oluştu şu an. 200 kilo ne? Bu ne ya? Bu ne abi? Oğlum ben buraya yakacağımı da atarım. Şeyi de atarım. Her şey atılır buraya. Bu ne abi? Başlayalım o zaman atmaya. Üstümüze durmasınlar. Enteresan. Böyle bir nimet bulduysak yararlanırız. Bunları parçalayacağım. Yiyecek mi? Yok. Bunlar dursun. Etleri atalım diyeceğim. Atalım hatta. Evet atalım. Böcekler ne kadarını kullanacağım? Bunu düşünüyorum şu an. %20. Bunu kullanırız. Bunlar durur. Şöyle yapalım. I could use a drink. Okey. Enteresan. Gerçekten garip şeyler olmaya devam ediyor Long Dark'ta. Bunu atalım yeni leviyemiz. Tut 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 tut. Malzemeler yanımıza taşıyalım mı? Hadi taşıyalım bakalım. Balık tutacak mıyım? Olsun tutmasak da üstümüzde bulunsun bir tane. Arada level kasmak için şey yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Dursun. Tamam. 200 kilo gerçekten. Bakayım düzgün mü hala. Gerçekten 200 kilo. İnanılır gibi değil. 200 kiloluk dolap. Ah interland ah. Have to drop some gear. Rahat yere. Şuradaki kapağı sonra kırarız. Burası bizim base zaten. Tamam çıkalım. Gündüz ışığından yararlanıp kasabayı bir gezelim abi. Eskiden demek ki iskele varmış. Sahil. Ve kulübe bile koyduklarına göre. Enteresan. Sırtı almıyoruz. Açmış. Okey. Bakılmış ev. Kilise bu. Şimdi bu kasabanın bütün kiliseye gitmeden önce bir kurcalayalım. Şu evlere de bir bakacağız. Sonra neresi lootladık, neresi lootlamadık kalmasın. Ne diyorsunuz? Var mıdır bu yeşil kasalarda bir şey? Durmakta zaman kaybetmeli miyiz? Bilmiyorum. Pek güvenim yok açıkçası. This will come in handy. Okay. Something's gotta go.
Emin sağını solun arkasına da bakalım da. Bir devamlı. Burası pazar yeri. Bir Skyrim pazarı havası var. Bir şey yok. Burada eldiven bırakılmış. Sprey boya. Alabilirsek tabii. Bir tane kurt var, etrafımı sardı. Biri şurada. Bu onlara ders olmuştur sanırım. Hiç avlamadan sarmışlar etrafı ya. Şerefsizlere bak. Bir tane tüfek temizlik kiti bulursak güzel olur ya da altı patlar. Bir de olabilir. İkisine de hoşgörülüyüm ben. Buraya bir çapa anıt eklenmiş. Madencilikten herhalde. Kasabanın maden sevgisinden olabilir. Nerede kurt? Göremiyorum. Buraya gelsen vurabilir miyim ya? Neyse dur bakalım. Kasabanın girişi. Tamam, burası. Bu ev kaldı. Bu evi bizden başka Survivor'lar da kullanmış. Yere tabak çanak koyduklarına göre. Bizden önce bazı insanlar da gelip kullanmış burayı. Gerçekten bomboş ev diyecektim ki. Tavşan eti karşımıza. Aa, rengi çok acayip dolabın. Kar pantolonu. Okay. Bizim pantolonlarımız ney? İki kar pantolonumuz var mı bizim? Varmış. Ha, iyi. Yırtarız bunu o zaman. Taşımaya gerek yok. Need a drink. Feels like a lot of gear. Evet, çok fazla giysi falan var. 50 kilo olmuşuz zaten. Bu yakacakları da şeye bırakmak lazım. Community Hall'a. Koşamıyoruz bile. Hatta bırakalım şunları. 200 kiloluk dolap. Vay be. Keşke bu box sağlık kasabasında olsaymış. 100 kilo nedir ya? Wow. Merhaba dolap. Yakacakları yere atma taraftarıyım. Dolaptan. İyi olmasın.
Al çıkar. Onunla uğraşmak istemem şahsen. İzleri yere atalım. Parçalayacağız elbet. Mermilerin bir kısmını bırakabilirim aslında. Mantıklı. Bu değil. Düt. Bunu at. Gelip alırız. Sıkıntı yok. Boş kovanı at. Bunu at. Hepsini at. İkisini craftlarız en sonunda. Bunu at, bunu at. Antibiyotik hiç yoktu, artık var. Güzel. Su. Suyu yere atarız. Ya da niye yere atıyorum ki? At olabilir. Etleri yere atalım. Lan dur. Evet. Çizimde 4 yıl evi yıkılmış ev. Su çantası. Nasıl ya? Yıkılmış evin burada su çantası mı var? Nerede su çantası? Allah Allah, ben mi körüm? Ha, pazardaki sırt çantası mı diyor acaba? Olabilir. Ben komünite olan. Arkaya bir çizik atalım. O arkada dev varmış. Fırtına. Tatlı vadi havası. İşte. Harika ya. Gerçekten. Allah'ın belası tatlı vadi havası. İnanılmaz ya. Gerçekten. 10 dakikada hava fırtınayı nasıl döndü? Hiçbir şekilde anlamadım. Siz anladınız mı? Ben anlamadım şahsen. 28 konuyu da fena değil. Neyse, evlerin yıkmamamıza engel değil en azından fırtına. Burası yine banka tarafından ipoteklenmiş, el konulmuş. Akşam var, ihtiyacımız olursa sanmıyorum. Şimdi -3'lük fırtına, ha, fena. Ryan Thompson. Thompson's Crossing Church. Herhalde bu kasabanın sahibi miydi, şerifi miydi, muhtarı mıydı, belediye başkanı mıydı? Thompson kimse. İsimlerini vermişler. Ve acaba olarak. Bu kitap. Güzel kitapları yakmama taraftarıyız normalde ama. Der kısmet. Tam daha fazla ihtiyacımız yok. Kilise boşmuş.
Üst katta evimiz. Bakalım burada ne var. Fırtına feneri boş. Bu bizim kızımızı fırtına feneri nerede çıkıyor acaba? Hangi map'te? Evde bayağı bereketsizmiş loot açısından. Tavşan eti çıkar mı? Çıkmadı. O bile çıkmadıysa. Ben sıkıntı. Never would have thought to look here. Okay. Nobody needs this anymore. Umarım. Oo, sargı bezi gördüm. I wonder if I can drop any of this gear. Okay, bu da tamam. Feneri kapat. O eve bakmıştık. Yolun tarafına. Burası yıkık. Şu anda solunda arkasında bir şey yok. Araba. Küllerin yeri belli. Oo. Bayağı sağlamcılı. O her şey çıktı arabadan. Bir de vizör notu çıksa. Hadi. İnşallah bug'da değildir bu tatlı vadenin vizör notları da. Vallahi her şeyi beklerim Long Dark'tan şu an. Burası ne? Sera mı? Aynen. Sera burası. İhtimalle balıkçılık mı? Allah okul yok. Burada yerel yetiştiriyorlarmış. Yerel yetiştirme kampanyası da yapmışlar. Yani mahsulümüzü kendimiz üretelim. Ana karaya bağımlı olmayalım hesabı da. Burada bir şeyler yetiştirmeye çalışmışlar derken burada birimi şey dolmuş. Böyle de bakmıştık. Kulübeli. Tamam. Kasabanın işi bitti, finito. Evet, fırtına geçsin de şey yapalım. Siktir la. Asla bozulmaz da amcık. Ya Long Dark ya. Gerçekten. Sinir bozucusu. Ne güzel kitap okuyacaktım ben burada. Uğraştırdığı şeye bak. Saçmalık ya. Gerçekten saçmalık. Oh.
10 saat uyurum uyumasına da işte. Yer var ya. Bunları halledelim bari önce. Kondisyonum azalacak biraz ama olsun. En azından tam 10 saat uyuduğumda gündüz olmuş olsun. Biraz zaman geçirelim. Geceye yaklaşsın vakit biraz. Kitap okuyamayacağız artık. Not sure why I feel so tired. Odursun. My energy is just disappearing. Mm-hmm. Dursun envanterde. Evet. İşleri halledelim mi? Tamam da olsun. Böyle yapabilirim aslında. Biraz uyurum. Sonra iş yaparken uykusuzluğum yine gider. Biraz uyurum. Uykusuzluğum yine gider. O şu şekilde dengeleriz. Yoksa direkt böyle beklersem kondisyonum çok kaybolacak. Sabah hastalık geçmiş olacak ama kondisyonum düşük kalmış olacak. Biraz kötü olur. Hızlıdan hafif hafif çözelim işi. Elimi bitti yine. I just need to close my eyes. Burada niye ışık var lan? Enteresan. Hala devam ediyor. Çok iyi abi. Çok güzel gerçekten. Harika. Şuradaki masayı kuralım. Niye? Küçük gerekiyor. Okey. Oh, stomach. It hurts. Oh, it hurts. Fena geberiyoruz artık. Gecenin yarısı oldu mu? Oldu, tamam. Uyuyalım. Hastalık geçmiş olur. Okey, can da fullendi. Tahminimden iyi oldu. Şuraya bir kır bakayım. Kırdığımıza değdi mi? Değdi. Peki
Müzeki neyle karşılaştırsak? 2,5-2. 1'e 2,5 mu bu? Yoksa 1'e 3 mü? Ağırlıktan yırtıyor. Şey ama. Kararsız kaldım. O iç anla bunun arasında. Rüzgar geçirmenizi daha fazla dışta bu kalsın. İçeride derecesi daha fazla. İçeride de bu kalsın. Mantıklı. Bunu yedek olarak eve götürürüz. Yedeğimiz yok. Bunda. Lift yapmak isteriz belki bir ara. Hatta tamir edip öyle götürmek lazım. Evet. Şöyle yapalım hatta direkt. Need water. %100 oldu mu? Tamam. Aynen 1'e 3. Bu da 2,5'a 2. Hadi. Düt. Not. Giderken götürürüz. Tam parçalanacak giysiler. At yere. Onunla uğraşacağız. Şey fazla git sanki burada. Teke düşmesi lazımdı. Yiyecek dışarıdaki etleri yeriz. Yakacağı atacağım. Okey. Var mı üstünde? Bir şey var. Şu an doyduk. Burası hazır, burası çizik. Cesette çizik. Tamam, yoldan devam edip bizime devam edebiliriz. Let's go. Nasıl kullanması yaklaşmış ama. Neyse, yapacak bir şey yok. School bus stop. Okul için. Otobüs durağı. Oo, kurt kardeş. Kurt kardeş, kurt kardeş. Önce sol taraf yukarıya mı yoksa iç kısma şeylere mi? Yerleşkelere mi? Önce iç kısma doğru gidelim, yerleşkelere doğru. Düt. Kardeş, ne haber? Ben burada harita çizerken bana saldırır mı? Öyle bir potansiyel sanki gördüm onda. Neyse, döndü buraya. Ben de şuraya doğru ilerleyeyim. Buralara gidip açmak lazım. Harita bu yol tarafında bitmiyor. Yukarıya çıkıntısı var. Ben çıksam. Buradan çizim. Olur. Güzel de çizdi. Yol ayrımı varmış ileride. Kutu yok piyasada. İndir de patlar matlar şimdi. Daha sola tıklarken. Burada vizör notu bekliyorum. Ya şu tatlı vadide araba çok, elbet birinden çıkar. Mushroom'u gördüm. Yol ayrımı belli. Buradan nereye çıkıyor acaba? Bakılır oralar hepsine. Çünkü radyo kulesi
üst taraflarda bir yerde. Belki radyo kulesine giden yoldur. Olabilir. Vericiyi onarmak için oraya gitmemiz gerekiyor. Aslında direkt gitsek mi ya? Notalar var üstümde. Akü oradadır ama demir. Burada metal yok o kadar. 6 burada metal mi istiyordu? 5 mi? Kaç tane burada metalim var benim şu an? 3. Yani yetmeyebilir. Yanında bulsak. Belki. Bir ihtimal. Biraz koşalım. Kurt yanımızda değil. Nereye kadar çizmişti o? Yol ayrımına kadar. Tamam, yol ayrımı orada kaldı. Şöyle bir çizim atalım. Nice. Aynen, yol map'in iç kısmına geliyor. Burası komple boşta kaldı. Bir. Düş köprüsü. Çiftlik. Eski base'imiz. Ağır var. Ağır abi bakmak lazım. Şimdi şuraya bir çizim atmalı tabi. Yanım burada. Çiftlik girişi. Ama çiftliğin bu arsanın sahibi kimse zamanında. Bayağı zengin birisidir. Kurt mu? Tavşanmış. Yoksa çömelerek çizim atacaktım da. Az ilerlemiş, hatta boşluk kalmış. Neyse, sıkıntı yok. Hava açıldı. Uptaç. Uçak. Wow. Hala bir vizör notu bulamamak beni şaşırtıyor açıkçası. Çiftlik normalde buradan gözükmüyor muydu ya ağırdan? Çok mu ileride kalıyor acaba? Burada ileride kaldığını bilmiyordum. Var orada depar atarsak duyabilirler. Tane. Rekorumuz zaten bu tatlı vadideydi. Şurada da var. Tepede de var bir tane. Bu arkadaki dört yol ağzından çiftliğe yürüyene kadar tek seferde 10 tane kurt öldürmüştüm. Rekorum oydu. 5'i sıra tek seferde öldürdüğüm kurt sayısı. İnanılmaz saçma bir olaydı yani. Stalker'ın anormal düzeydeki kurt şeyi. Spawn'u. Etrafında bir şeyler var mı? Yok. Evet, yine fırtına geldi. Harika tatlı vadi ya. Fırtınasız bir tane, rüzgarsız bir tane günü yok gerçekten. İğrenç, çok iğrenç buranın havası. Nefret edilesi. Hedef tahtasında oklar var. Gidip onları alırız. Ok deyince aklım ok level'ımın level 1'e düştüğü geliyor ya. Moralim bozuluyor. Yanaşacağım onlara ama çekecek miyiz dikkatlerini acaba? Dört ok. Allah bereket versin. Bir çizim. Nasıl olur? Bence çok iyi olur. Bana doğru geliyor ama tam şu çiftliğin önünde çizim atsam.
Fena olmaz gibi bence. Güzel. Bu müşevi ağırı da aldı. Buradaki iki aracı da aldı. Güzel. Far kesici, sülfür tozu. Çekle tutlayalım burayı. Bu tozu sürerse en azından kutları uzaklaştırmak için de kullanırız. Mesela bu kasaları kırsak bir şey çıkar mı içinde? Muamma. Acayip. Bunlar hep parçalanacak biliyorsunuz. Hiçbirini almayacağım. Ağırlık tasarrufu. Aha not bulduk. Ölüm notu mu? Bileyleme. Fena değil. Pek şeyi tamiri çıksa daha iyi olabilirdi. Yok, oyunun kendi notuymuş. Hep kovalı. Bir ara challenge yapmak lazım. Çiçekle hayvanı öldürmeye falan çalışırız. Damage'i var yanlış hatırlamıyorsam ama çok düşük. Bayağı düşük bir damage olduğunu hatırlıyorum. I need to drop something. Hı, okçuluk kitabı güzel oldu. Etimiz de bitti aslında ya. Bir av yapsak fena olmaz. Ama geyik yakalamak lazım işte. Şey, tabanca temizlik kiti bizi yaşattı. Artık altı patlar çıkmasa da olur. Çok umurumda değil. İhtiyacım kadarını getirmiştim gerçi yanımda ama fazladan da bulunuyor demek ki. Bu kadar mı? Okey. Buradan aşağı atlasam sakatlanır mıyız? Olabilir. Onun şeyine girmemek lazım. Hadi gidelim. Çiftlik evine doğru. Çiftlik evinin etrafında geyik spawn olabiliyor. En azından yakalarsak onu öldürürüz. Bu tarafa gideceğiz. Bu tarafa ama kurtlar var ya. Çiftlik tarafından değil de yol tarafından mı gitsek? Öyle yapalım. Kurttan uzaklaşalım. Ama önümüze doğru geliyor ya. Sanırım kaçınılmaz bir savaş bizi bekliyor. Ağırların yanında bir şey var mıdır? Bilmiyorum. Ooo rüzgarda tam suratımıza vuruyor ya. Nereye vuruyor? Bir tane oldu, üç tane oldu, bir tane oldu. Direnç gerçekten. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Tam sanki. Bir takip edecek gibi, bir etmeyecek gibi. Tavşan umurumda değilsin kardeşim. Bana geyik lazım. Geyik gördüğüm an gider vururum derim. İşte böyle yemek derdi çekmemek için bir an önce cooking skill'ini 5 yapmak lazım arkadaşlar. İğrenç bir şey gerçekten. Sadece geyik yiyebilmek. Geyik aramak. Yemek seçiyorsunuz yani adeta hayatta kalan bir ortamda. Hayatımızın pamuk ipliğine bağlı olduğu bir ortamda yemek seçmek gibi bir şey oluyor maalesef. İleride tam suratıma vurmasaydı iyiydi ama. Neyse. Aslında ağırdan uzaklaştık biraz sizin varsa. Yiyeceğim de korkuyorum şey yetişir diye. Yetiştikçe aha geyik gördüm. Vallahi geyik gördüm. İlla geyik gördüm. Çizim atsam burada.
O geyik kaçar mı? Yok olur mu? Anlıyorum. Geceyi dışarıda geçirdik mi peki bir anda? Doğanın havasına gerçi güven olmuyor mu? Geyik nerede? Kayboldu mu? Yapma ya. Bu sürü spawn işi bizim canımızı bozdu ya. Hayvanların sürü halinde hareket etmesi. Kutlardan uzaklaştırıp bölge değiştirmesi map'te. Canımızı sıktı derken yakaladık. Güzel gitmemiş. Bir an terk etti sandım burayı. Asıl soru altı patlarla öldürebilecek miyiz? Bence öldürürüz bu arada. Altı mermiyi de harcarım gerekiyorsa sıkıntı yok. Yeter ki tıkanmasın şey. O kullanması az diye tüfek sıkışırsa o zaman işimiz yanar. Yön değiştirme. Biraz daha gel. Biraz daha gel. 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 Yön değiştirirse çok kötü olur. İnşallah üstüme doğru gelir. Ya şaka mısın ya? Rüzgar ondan bana doğru geldiği için seslerde biraz avantaj var. O yüzden çok bizi duymuyor. Radyo kulesini gördük bu arada ileride solda. Bana dön ama artık. Fena değil. Fena değil. Durduğu an ateş edeceğim. İki mermide de öldüremedik ya. Kötü oldu. %6'ya düştü. Bir de şansımız her şey istediğimiz gibi olmuştu. He. Hiçbir şekilde tıkanmadı tüfek. Altı patlar ama. Maalesef. Peki bu karşımıza çıkan ikinci bir şans mı? Kırılmadığından emin olmak için temizledim. Hadi oğlum. Dönme arkanı. Dönme işte ya. Ben gelince niye dönüyorsunuz arkamızı ya? Güzel. Harika açı. Bismillah. Çok güzel açı ya. Çok iyi oldu işte bu. Saniye. Alacağım senin etini. Ondan önce çizim yapacağım. Kayanın üstüne çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Tamam. Şuradan bir çizim yapacağım.
çiftlik evi burası. Silo gözüküyor. Arası boşluk kaldı. Çok ilerledik. Neyse. Sağlık olsun. Hadi gidelim. Ziyafetimizi alalım. Something's making me feel tired. Allah Allah. Ne acaba? Ziyafetimizi alalım. Altı gözlük ocağımızda pişiririz şeyde. Ama koku. Çiftliğin etrafında net kurt vardır bu arada ya. Bu tek seferde bir al abi önce. 95. 87. 87 ile al. The sun is setting. It's gonna get a lot colder soon. All this gear is slowing me down. Bu etlerin içini bırakıp sabah buraya gelsek fena fikir olmaz gibi. Önce şunu bir yiyelim. İnşallah gıda zehirlenmesi olmaz. Nice. Bu iyi. Fena değil. Bir tane alacağım. Sonra gelir alırız bunu. Rüzgar karşıdan vuruyor. Kokuyu çok fazla çekmek istemiyorum. Depart atamıyoruz. Çok güzel. Harika. Nereye gideceğim de? Silahı şeyde bırakmam kötü oldu ya. Açılırken yanıma almam lazımdı. Komünite oldu, bırakmam kötü oldu silah. Bu kadar açılacaksam onu yanıma almam lazım. Gerçekten nefret ediyorum ya. Tatlı vadinin havasından. Kolay, onu yaparız. Adam var diye biliyorum ben, var. Öyle. Evet, silo burada, evde yanında. Gözüktü. Katımız gözüktü. O kadar yavaş gidiyor ki karakterin yürüdüğü belli olmuyor. Şu tepe yavaşça alçalıp evler görünmese yürüdüğümüz belli olmayacak. Bu çiftlik evinin etrafında olası ayı spawnı da var. Et sorunu çözeriz diyecektim bir an ama kirme level'ımızın 5 olmadığını hatırladım. Kurt da çok oluyor. Ama şimdi fırtına olduğu için hepsi yok olmuştur diye tahmin ediyorum.
Eve girelim, hemen uyuyalım ya. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Suyu içer yatarız direkt anında. Alıncak sesi geldi, zincir. Dedim ne oluyor? Bir kardeşim. Bitmiş. Neredeyiz biz, yere? Lan yere hiçbir şey koyamıyorum ben, neredeyim? Bu kapıdan girmiş. O kapı bu kapı mı ya? Unuttum. Bu ne? Oo, pişirme. Mutfak. Güzel. Evde bırakılmış bir not. Benden önce biri gelmiş. Yemek tarifi mi bırakmış gerçekten? Enteresan. So thirsty I can't think straight. Ben biraz burada takılacağım açıkçası. Kitapları okuyup onların ağırlığından da kurtulmak istiyorum. Hem okçuluk var hem tüfek var. Birkaç gün geçirelim burada. Avımız da var zaten. Geriye gidip altı patları alırım. Yedek altı patları. Birkaç gün takılırız buralarda. Not gonna be able to carry this load for much longer. Taşırsın şekerim, taşırsın. Kaç kiloyuz ki? 51 nasıl ya? Ne var fazla? Nacak falan var değil mi? Aynen, onları da parçalamak lazım. Bodrum. İneceğiz oraya. Yerimiz yok. Öndeki bank çok saçma ya. Nasıl yanmıyor şeyde? Kömürenin sıcaklığında. Riskli. İşte konserve açıcı. Bunları parçalayacağız. Çok fazla iş var, parçalama iş aslında. Aleykümselam Lirex, teşekkür ederim, hoş geldin. Nasılsın? Eyvallah, ben iyiyim. Seni sormalı. This will come in handy. Okay. Altın. O ne öyle? Bek mermisi. Hoş geldin, iyi yapmışsın. Ah ah. Gözünü sevdiğimin TR'si. Herkes derbeder olmuş. Herkes dertten alev alıyor. Oyunlarda olmasa var ya, kafayı yiyeceğiz zaten.
Gerçekten oyunlarımız da olmasa. What have we here? Vallahi maalesef öyle Lex. Altı aydır kendime bir tişört bile almadım yeni, taze. Öyle söyleyeyim yani. Altı aydır bir alışverişim yok. Ben hep bu oyunu oynuyorum. Bu oyun ara ara oynanacak oyun değil ya. O kadar uzun, o kadar yapılacak şeyler var ki. Niye 24 oynarsın bunu? Az eğlendik galiba. Biliyorsun. Eğlenmedik, çok güzel. Şimdi yapılacak işleri yapıp mı öyle gitsek ya? Bunu düşünüyorum şu an. Aynen, mantıklı. Eşyaları buraya bırakayım, gideyim çizim yapayım, altı patlar alayım, geleyim diye mi düşündüm bir anda? That'll come in handy. Peki la. O bahsettiğin asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan kardeşin şu an karşında. Ve buna kiralarım, faturalarım dahil değil. Bunları çıkarınca kalan para. Hayalet bir de. Sıkıntı. Şimdi. Etler dışarıda. O etleri alıp buraya getirmek lazım. Şöyle yapacağız. Yok canım, ne evlisi? Evliliği bırak, sevgilim bile yok. Hayatta yüzümüz gülür mü evli olacak kadar şanslı olalım? Parçalanacakları yere atıyorum direkt. Tamam. Let's go. Diğer şeyleri eve götüreceğim. Bodrum. Bir Bodrum'a da bakalım. Community Hall'a bırakırım bunları. Oradan altı patları alırız. Geliriz. Dönüşte detleri alırız.
Biz de çize gideriz hazır gündüzken. Dayak. Bu kadar. Nice. Acil durum iğnesini hiç tahmin etmemiştim vallahi. Güzel oldu. Orta. Kimdir? Could end up being useful. Kazanıyoruz ya. Senede 20 TL falan. Bak yukarıda yazıyor. Kısmetse 3000 sene sonra yeni bilgisayar alabileceğim. Silahı da çıktı. İlk de çıktı. Hemen fazladan bir şey atmışım. I could use this. Tarkovian adamın oyun zevkini sorgulamam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ya Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun. Direx teşekkür ederim. Al canım kardeşim benim. Diamond için. Okey. Burası da nokta. Baba yukarı. Ona yolcu yolunda gerek. Şimdi. Kapat bunu baba. Evet. Bunu fulle. Evet. Parçalanacakların üstüne birkaç bir şey daha geldi. Onları şey yapalım. Ne gelmişti? Bidon. Şu. Şu net parçalanacak bu arada. Bunları eve bırakacağız. Bidonu da götüreceğiz eve bırakacağız. Bunları götürüp eve bırakacağız. Bunlar eve bırakılacak. Giysiler. At yere. Parçalanacak. Bunları parçalayıp kumaşını götürsek de güzel olurdu ama. Zaman harcarız burada. Gündüzü değerlendirelim. Hazır fırtına mırtına yokken. Tam dışarı çıkınca eti de bırakacağım yere.